Arkadaşlar, maaşlarınızı dağıtıyorum. Böyle lüzumsuz yerlere harcayarak paranızı çarçur etmeyin arkadaşlar. Hadi iyi harcamalar. Teşekkürler. Kanka be, diyorum ki şu benim araba iyice külüstür oldu. Gidip yeni bir tane alayım mı? Oğlum tek maaşla araba alır mı lan? Sen iyice kaptırdın galiba. Bununla alacağımı kim söyledi? Bana bak, doğru söyle. Yoksa sana miras falan mı kaldı ha? Hani şöyle Mısır'daki bir dededen falan. Yoksa ninen hakkında yanlış düşünmeyelim diye mi söylemiyorsun bu Mısır'daki dedeyi? Oğlum ne dedesi, ne Mısır'ı ya? Gidip bankadan kredi alacağım. Merhaba damat. Aa, hoş geldin baba. Hoş bulduk. Ah, damat, geçiyordum bir uğrayıp biraz borç para isteyeyim dedim sana. Al baba, bir aylık maaşım. Borç falan da değil ha, harca gitsin. Yaşça be damat, aslan damadım benim. Vallahi senin gibi 5 tane damadım olsun... Bütün Türkiye'nin en zengin insanı ben olurum. Ama büyütme ya baba, büyütme ya. Bana bak ulan birader. Bana olan borcunu ödemen için sana 15 dakika süre tanıyorum. Eğer 16 dakika olursa bu son telefon konuşman olur ha. Ayrıca adamın balyozcan adamın iki kulağını birden keser. Anladın lan birader? Gir. İyi günler. İyi günler birader. Efendim, rahatsız ediyorum. Ben biraz faizle borç para alacaktım da. Tabii, neden olmasın? Peki ne kadar lazım birader? Şöyle 3-4 milyar yeter bana. Ha. Al bakalım. Burada 4 milyar var. Gecelik faizimiz %30, gündüzlük faizimiz de %20. Oha, yani oho, bir güne %50 faiz mi uyguluyorsunuz? Beğenmedin mi birader? Yok, beğendim canım, beğenmez olur mu? Niye beğenmeyeyim ben? Ha, bu arada parayı ödemeyenlere de çok kötü fena şeyler yapıyoruz. Ne gibi fena şeyler? Abdülkadir abi, ne olur bana biraz zaman ver. Şu an elim çok sıkışık abi. Demek elin sıkışık ha? Balyozcan, beyefendinin eli sıkışık mı bir kontrol ediver bakalım. Hemen patron. Yapma abi, yapma! Yapma abi, gözünü seveyim, yapma! Demek elin yeteri kadar sıkışık değilmiş. Böyle neyse ben işlerinizle baş başa bırakayım sizi ve müsaadenizi rica edeyim. Ha, unutmadan birader, bizi üzeni biz daha çok üzeriz. Anladın mı? Bu gördüklerimden sonra nasıl unuturum? Sizi üzerim. İyi günler. Tekrar başarılar. Hayırlı muvaffakiyetler diliyorum. Hadi güzel. Görüşürüz. Vurdum sivereyin kanı tanrına. Şelale, bu beklediğin kurye geldi mi kızım? Hani şu banka reklamı için hazırladığımız sahte paraları mı soruyorsun? Evet, Şener Bey? Onu soruyorum. Burada. Ah bir zengin olsam. Vasabi! Benim ne kadar zengin biri olduğumu görsün de şaşım şaşım şaşırsın bakalım. Bakın bir de uşağım var. Mazhar Bey şu anda burada değiller. Yalan söylüyorsunuz. Onu benden sakladığınızı biliyorum. Hadi bakın adamları. Koşun yine yiyin. Bravo. Nerede Mazhar Bey? Ne saçmalıyorsun be, ne Mazhar'ı? Burada odada biliyorum. Şimdi bulacağım onu. Adamları koşun. Eyvah. Mazhar Bey faşistler. Hadi. Etraf hani, çabuk durmadan! Ya dağıtmayın ortalığı! Dur! Ya dağıtmayın ortalığı! Aa, ben şimdi size açtım esirimi derim bir tane ya! Atın şu salatlarımı! Ben bu paraları alırsam Mazhar Bey, benim zengin olduğuma inanır ve benimle kesin evlenir! Hadi adamlarım, ileri baş! Sanko! Ah Saadettin, ah! Ölmemekte neler kaybettiğini bir bilsen. Halbuki ölüp de buraya gelsen, sana cennet gibi bir hayat yaşatırdım. Aman boş ver be gözüm abla, bu kadar da uğraşma. Nasıl olsa bir gün eceliyle ölecek. Aa, nerede anacığım, nerede? Geçenlerde bungee jumping yaparken ipini kestim. Adam yine ölmedi, yine ölmedi. Aa, olamaz. Hayrola, olamaz.
Mozolar ne gözüm abla? Şans talih oyunları bölümüne birisi girmiş ve bir takım bilgileri karıştırmış. Yok canım, kim girmiş olabilir ki? Ben de anlayamadım. Burada sadece ikimiz varız. Ay demek ki ikimizin olmadığı bir zamanda birisi gelmiş bakmış. Yani kimin baktığını öğrenemeyecek misin? Hayır canım, maalesef. Hayvan! Kanka, bu sen misin? Evet, görmüş olduğun zengin şahsiyet benim kanka. Baba sen ne yapmışsın böyle be? Vay 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 vay, arabaya bak arabaya, vay anasını be. Ulan köfte var, hani paran yoktu ha? Hani meteliğe kurşun atıyordun? Hayat bu, belli olmuyor. Bir bakarsın beş paran olmaz, bir bakarsın paranın haddi hesabı olmaz. Hayat sürprizlerle dolu be kanka. Oğlum bu ne ayak lan? Piyangodan para falan mı çıktı yoksa? Daha çıkmadı ama pek yakında çıkacak. Sen bir işler çeviriyorsun ama dur bakalım altından ne çıkacak. Seni yılan seni. Hadi, hadi bırak şimdi yılanı timsahı da atla arabaya. Sana dünyanın kaç bucak olduğunu göstereyim. Hadi hadi. Hadi. Koç lan bu koç. Hadi bak, bodur bak. İşte hayat budur. Bak. Evet, ondan da istiyorum. Fark etmez hangi beden olursa olsun, elinizde ne varsa gönderin. Bilgisayar için Windows 2005 istiyorum. He? Ne? Windows 2005 daha çıkmadı mı? Ne yapayım kardeşim? Parasıyla değil mi? İstiyorum, çıksın. Allah Allah. He, 3 tane laptop, 2 tane laplop, 4 tane de şapşup istiyorum bilgisayar. Tamam, hadi bakalım. Hayret bir şey ya. Zengin olmak ne kadar zor şeymiş. İnsan kendi parasıyla bile istediğini alamıyor. Oh oh maşallah. Evi doldurmuşsun kocacığım. Daha bu hiçbir şey değil be ruhum. Kaydıraklı yüzme havuzu olan jacuzzi'li, salonunda 6 tane şöminesi olan, tuvaletinde 12 tane klozeti olan bir villa arıyorum. Bir tane bulayım vallahi hemen alacağım. Tabii neyin sayesinde? Bu küçük kuponun sayesinde. İnşallah yukarıdan anlamazlar kocacığım. Benim sürekli buraya gidip gelmem senin de parayı kazanman şüphe çekmesin. İsmini gizli tutacağım. Medyada hiç görünmeyeceğim. Ay, çok heyecanlıyım. Bu akşam çekiliş var ve sadece birkaç saat kaldı. Eyvah, kaza geliyorum demez. Gözüm abla geldi. Ruhsar'cığım, sana bir şey soracağım. Sor gözüm abla. Şey Ruhsar'cığım, sen bu tarafa çok sık gelip gidiyorsun bilirsin. Bu Kuzey Anadolu fay hattı nereden geçiyor acaba? Kuzey Anadolu fay hattı mı? Bilmem, niçin sordun gözüm abla? Bu fay hattı için çok tehlikeli diyorlar. Onu alıp Saadettin'in evinin altından geçireceğim. Ama bu sadece Saadettin'e değil, civardaki bütün herkese zarar verir gözüm abla. Ay yok yok, merak etme. Ben o fay hattını alıp Saadettin'in oturduğu apartmanın 6. katındaki dairenin altından geçireceğim. Başka katlara katiyen zarar vermeyeceğim. Kusura bakmayın. Ben de kendi sorunlarımla sizi biraz rahatsız ettim galiba. Neyse gideyim de ben şu fay hattını kendim arayayım bari. Ay. Az daha durumu anladı diye yüreğim ağzıma geldi. Yürek mi? Siz ruhlarda böyle yürek, böbrek, dalak, ciğer, kalp çalışıyor mu? Çalışmasa seni hala nasıl sevebilirim sevgili kocacığım? Tülür mü? Canım benim. Zengin olmamıza sadece birkaç saniye kaldı hayatım. Düşünebiliyor musun? Biraz sonra hayatımızın akışı değişecek. Biraz sonra sen de dünyanın en ünlü yüz zengini arasına gireceksin. Sevgili seyirciler, herkes hazırsa sayısal loto çekilişine geçiyoruz. Hadi geçelim çabuk at hadi. İlk rakamımız 5, ikincisi 9, üçüncü rakamımız 3, daha sonra 43, 41 ve 48. Ama bu... Evet, işte bu haftanın da talihleri bu numaralara sahip olan kişilerdir. 2 tutturdum. Ama bu olamaz. Bu olamaz tabii. Yani olmamalı. Allah'ım şu anda hayatta yerinde olmayı isteyeceğim son kişi kendimim. Kendimin yerinde olmak istemiyorum. Gidip bakacağım. Bak ulan bak. Rakamların doğru olduğuna adım kadar eminim. Neler olup bittiğini hemen gidip öğreneceğim. Öğren. Öğren ne olduğunu yoksa öbür tarafa kadar gelip gırtlağını sıkarım. Yaktın ulan beni, yaktın ulan. Bunlar kim gözüm abla? Bunlar bodyguard melekleri Ruhsar'cığım. Bodyguard meleği mi? Peki ne işleri var burada?
Geçen hafta birisi bilgisayara girip de loto sonuçlarını çalmaya çalışmıştı ya. Allah'tan biraz salak biriymiş. Geçen haftanın loto sonuçlarını çalmış. Yetkililer de koruma altına almak için bilgisayarı böyle bodyguardlar tuttular işte. Ya iyi yapmışlar. Neyse ben gideyim artık. Sonra görüşürüz gözüm abla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacım ölmemiş.